yeniden günaydın arkadaşlar. Dün cumartesi günü kızlarla full yattık, dizi izledik, pijamalarımızı hiç çıkarmadık ve gerçekten keyifliydi. Instagram'a da çok bakmadım, böyle sosyal medya detoksu gibi oldu. Bugün dedim Melis vlog çekelim çünkü akşam sushi yapacağız. Ben de hayatımda ilk defa evde sushi yapacağım, o yüzden heyecanlıyım. Bir de bugün biz yeni bir şeye başladık. Ben şimdi spor kıyafetlerimi giyeyim. Bu arada duş falan aldım, aslında giyindim de pijamalarla değilim. Bu sefer YouTube videosuyla yapmayacağız, direkt online olarak yapacağız. Sinem Aylin'le daha önceden çalışmış ve gerçekten çok fark olmuş vücudunda 2 haftada. Biz de dedik ki 10 günlük bir challenge'a başlayalım. Bu challenge sadece spor challenge'ı değil. Challenge'ı değil. Konuşamıyorum. Neyse. Beslenmeye de dikkat edeceğiz bu süreçte. Bir listemiz de var. İşte de böyle tarifleri yaptıkça zaten aktarıyor olurum. Belki siz de bizimle birlikte yapmak istersiniz. Çünkü Mayıs ayındayız ve yaza çok az kaldı. Öncesi fotoğrafımı da çektim. Bu arada ben bu görüntüden memnunum. Çünkü tight var altımda. Benim üst bölgemde sıkıntım yok da bacaklarım böyle çok sıkı değil arkadaşlar. Uçaktan atlama videomda da görmüşsünüzdür. Böyle lömbür lömbür sallanıyor. Öyle. Böyle lömbür lömbür sallanıyor. Öyle sıkı sıkı olsun istiyorum. Mesela koşarken sallanmasın. Biraz selülitim de var herkes gibi. Hani gitmeseler bile hafiflesin. O tarz şeyler. Tabii ki bu da düzenli spor yapmakla oluyor. Kiloyla alakalı değil bazı şeyler. İnşallah başlıyoruz. Kızlar kızlar geliyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Hop. Detoksumuz başlasın Merve. Sana bir sıkıntımı söylemek istedim. Söyle. Adam bahçeyi yıkıyor. Biz nasıl? Evde mi yapacağız? İkiz olduk. İkizliğimizi görün. Tek ben farklı. Merve, ikiz kardeş değil. Ben yine biz kardeşiz şu an. Biz gerçekten ikiz olduk evet, şu anda. Altımızdaki taytlar da aynı, sadece benimki kısa, benim uzun. Ama her şeyi aynı. Bu arada arkadaşlar bu taytlar muhteşem, oyuşuyor. Üzerimizdeki de Trendyol ve 40 lira. Anında link veriyorum. Anında link kaydırma atmam peki. Yani açıklamalara linkini bırakabilirim. İsterseniz bakabilirsiniz. Fiyatına göre müthiş. Rahat ve güzel gerçekten. Evet. Benim sabit kalıyoruz falan. Öyle bir şey yok. Başım bile bozulmamış. Ben terlemiyorum bile normalde. Öyle bir terleyeceksin ki Melis. Ben kırmızı bomba olarak ayrılıyordum. Ben kendimi göstermeyeceğim. Anarşiyim ben. Sisteme karşı duruyorum. Bitirdik. Nasıldı kızlar? İyi misiniz? Güzeldi. Ya böyle yaparken ben insan çok... Ben domates gibi oldum. Doğal allık. Yaparken böyle çok yorulmuş gibi hissediyorsunuz ama bittikten sonra aşırı zinde oluyor insan. Güne böyle daha güzel başlıyor. Unuttum onu. Bakın. Sanki Survivor'da gibiyiz. Onu nasıl... Bir şey söyleyeyim mi? Güzel ama değişik. Güzel mi? Evet değişik. Ben böceklerden korkmam ya. Ne yapar ki bu bize? Haa, gitti gitti. Bay bay. Uzak diyarlara. Biz şimdi evi toplayacağız. Bu şarkıyı çok seviyorum. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone.
en sevmediğim şeylerden biri de bulaşık yıkamaktır arkadaşlar. Tuğçe'yi hatırlarsanız bulaşık yıkamaya bayılıyordu. Aklıma sürekli o geliyor. Şimdi şu pislikleri temizleyeceğiz ve evin temizliği hal olmuş olacak kısmen. Bu evde bir temizlik vlogu çeksek herhalde. Ev 3 katlı. Temizlik videosu izlemeyi sevenler çıldırır. Fış 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 fış. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği. Dedem bana hep onu yapardı küçükken. Aklıma geldi. Fış fış kayıkçı. Sinir olurdum. Ve bal dök yalı oldu, tertemiz oldu. Tamamdır. Ben duşa girmeyeceğim. Ben spor yaparken terlemiyorum arkadaşlar, ilginç bir şekilde. Beyaz sabun kokusu diye bir gerçek var. Bence arkadaşlar finish. Spor yaparken beslenme rutinimizi de paylaşacağım sizinle. Şimdi 2 yumurtadan ıspanaklı böyle yulaflı bir omlet yapacağım. Aslında Sinemler 1 yumurtadan yapıyor ve ben de öyle yapsam daha iyi olur ama sanki psikolojik olarak doymayacakmışım gibi hissediyorum. Bir yemek kaşığı mı? Evet. Gördüğünüz üzere tırnaklarım mahvolmuş durumda. Kalıcı hoca vardı. Bunu kendim çıkarmaya çalıştım ve tırnağım kağıt tırnağına döndü. Kağıt tırnağı ne demekse? Ayvalık'tan aldım. Mis gibi kokan şu kekikler. Zeytinyağı döküyorum. Fazlalığını sinemlere dökeyim. Nasıl sonra hayır, hiç olur. Ben döktüm yeterince Melih. Çok az döktüm kanka, çok az. Baktım çevrilmiyor, çırpılmış yapmaya karar verdim. Yanına yeşil çay olmazsa olmaz. İlk gün kahvaltılarımız hazır. Şu an gördüğünüz üzere arabayla çıkmak zorunda kaldım. Saat 3. Yaklaşık böyle 1-2 saattir karnım çok fazla ağrıyor. Dayanmaya da çalıştım aslında ama artık dayanılmayacak noktaya geldi. 3 kilometre ötede bir nöbetçi eczane varmış. İnşallah başıma bir şey gelmez ve ilacımı alabilirim. Görev başarıyla tamamlandı. Eczane de yakınmış. Bir de ekstradan şöyle bir şey aldım. Bunu daha önceden sizinle paylaşmıştım sözlü olarak ama hiç göstermemiştim. Umarım netliyordur. Biliyorsunuz benim böyle kronik bir baş ağrım var. Büyük ihtimalle sinüzitten kaynaklı. Bu böyle mentollü. Açacağım şimdi bir saniye tek elle. Ben bunu böyle ara ara alıyorum. Ucu bilye şeklinde ve şöyle şakaklarınızı uyguluyorsunuz. Baş ağrısını gerçekten hafifletiyor. Eğer ilaç kullanmak istemiyorsanız listik aklınızda bulunsun. Clean Bacı ile birlikte bir soru cevap videosu çekeceğiz ve mukbangımsı olacak. Mukbang mi mukbang mı hala bilmiyorum. Aslı ona ne diyor biliyorsun? Mukbang. Mukbang. Big Mac menü gibi. Şöyle size. Bu da artık öğle yemeği gibi bir öğün. Ara öğün değil bence. Marul, avokado, domates, zeytinyağı, limon. O kadar değil mi? Başka bir şey yok. Salatalık var mı? Biraz da salatalık var. Karnımın ağrısı 10 üzerinden 6. Ben ablamın da bilemeyeceği rapler seçtim. Aaa! Muhteşem! Telefon cebimde. Ya benimkileri bilebilirsiniz seçtiğimi. İmkanı yok. Tatlış hiçbir şarkı hiç çıkmıyor. Şu an bir reel çekeceğiz arkadaşlar. Biraz sulu olacak ve bu şu an acılı bu olacak. Arada. Bu senin mi? Bu benim kameram. Alo! Ben benim kameram sandım. Ya bir şey olmaz ya, ne olacak? Senin benim kameram mı var? Atarsın bana bu videoları. Sandalyeden atmaca. Ben de çok heyecanlı. Biraz daha kenarda mı dursa acaba şu? İyi ya, sen şu an geri doğru her türlü giderim. Yani ama hafif yamuk ki o yüzden diyor. Buradan geri doğru gideceğim zaten. Bir şey olmaz değil mi, canın acımaz? İnşallah acımaz. İşte, İlk kurban ben oldum. Bismillah. Ya kafamı vurarsan? Yok, ölmezsin su. Ne lan bu? Ne bu? Dur. Arkadaşlarım var. Hayır, devam et. Yani çok garip bir düşüştü, anladın mı? Geri. Çok uzadı. Allah'ım çok halime bak.
Benim yükseklik korkum var ve burası yüksek şu anda. Çok arkaya atma ne olur. Başla. Hadi. Hayır. Hayır. Başka kim var? Belki de bilirim. Bir tane rap oldu. Niye yani böyle TikTok şarkısı burnunu şey yapıyorsunuz kafana, ki? Burnunu kafana. Ben TikTok bilmiyorum diye haksızlık bu. Gönder. Arkadaşlar TikTok bilmiyorum diye TikTok şarkısı şey. Biliyorum. Hayır. Biliyordu attı. Biliyordu. Biliyordu. Bir dakika. Boşluk. En çok bildiğim şarkıyı milyon kere dinledim. His o kadar güzel ki sanki böyle boşluğa düşüyor musunuz gibi. Benim gibi adrenalin bağımlısıysanız eğer çok güzel havuza böyle ters düşebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi röntgencilik yapacağız. Geliyorum. Haydi. Ay tipim. Ya Allah bismillah. Ne habersiniz? Biraz tuvalet çekimi yapayım dedim. Bana mı giymeyi düşündüm? Tuvalet çekimi yapayım. Geliyorum. Wanna be the person that you call up when you're down. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? Cause I wanna be close to you. And I wanna show you something new. Duş aldım geldim hemen. Bugün saat 7 olmuş. Vlog çektim. Sineme video çektik, reel çektik, sağlıklı beslendik, spor yaptık. Bugün çok doluydu bizim için. Ama videonun başına ne dedim size? Bugün sushi gecesi yapacağız dedim. Günlerden pazar, film sushi keyfi yapacaktık ve kim döneklik yaptı dersiniz? Sağlıklı beslenme uzmanı Sinem Gültekin döneklik yaptı ve patlıcan doğuruyor. Her şey iyiliğimiz için arkadaşlar. Ama için. Ama sushi yapacağız değil mi Sinem? Söz yapacağız. Kaç gün sonra? İlk üç günümüzü atlatalım, hemencik yapacağız. Tamam, bu 3 gün detoks olduğu için ilk günden bozmayalım, sporlarımız hatta boşa gitmesin dedik. Hatta yarın alışveriş yapacağız. Aynen, hatta onu da çekeriz. Böyle sağlıklı otlar, sebzeler alacağız. Şimdi bildiğiniz patlıcan yemeği yapıyoruz. Aynen. Salçalı, soğanlı. Öyle, ben de yardıma geliyorum. Bu şarkı benden size gelsin. Çok güzel bir şarkı. Patlıcanı yerken gözümü kapatıp sushi yediğimi hayal edeceğim. Zayıflarken hep öyle yapardım. Bir şeyleri yerken başka bir şey yediğimi hayal ederdim. Neyse, güzel gözüküyor. Çok acıktık burada. Burada yoğurdumuz da var. Gün batımı manzaramız var. Şu manzarada yemek yemeyi özleyeceğim en çok. Timlay'ı izleyeceğiz. Bir saattir SD kartı arıyorum evin içinde, bahçede ve kameranın içindeymiş. Tekrardan buna takmışım. Biz şimdi akşam ara öğünü olarak şöyle buzlu kahve yaptık. Buz küplerini ben dondurmuştum. Süt olarak da badem sütüyle Hindistan cevizi sütü böyle karışık olarak satılıyor. Şu Alpro'nun. Şu markanın. Bunu kullandım. 100 milimde 24 kalori var. Ama bunun içinde az da olsa şeker ilavesi var ama düşük şeker diyor. Bunların tamamen şekersiz olanları da satılıyor. Sinem ister laktozsuz sütten. O bunu hiç beğenmedi. Şimdi Edith'e oturduk. Bir diğer günden günaydın. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Bugün günlerden pazartesi. Horoz testleriyle birlikte saat 6.30'da kendi kendime uyandım. O yüzden çok mutluyum. Alarmla uyanmadığımdan ve geç uyanmadığımdan. Her gün umarım böyle olur. Püf nokta erken uyumak, onu anladım. Dün saat 10.30-11 gibi yapmıştım. Minik bir tavuk olmam gerekiyor. Cildimi temizledim, serumumu sürdüm. Şimdi birkaç tane sabah rutinimi gerçekleştireceğim. Atkılı fırçasıyla bacakları fırçalamak, 5 dakika, selülit kremi sürmek, güneş kremi sürmeyi unuttum. Şimdi güneş kremimi süreceğim ve daha sonradan da tabii ki
spor. Ve hani o sessizlik, o kuşların cıvıltısı olur ya, onları dinledim. Hayatı sorgulama saatleri oluyor. İşte ben bu hayatta ne yapmak istiyorum gibisinden şeyleri düşündüm ve güzel cevaplar aldım kendi kendime. Bazen insan kendi kendiyle konuşmalı ve bir sorgulamalı bence. Maalesef her zaman gerçekleştiremiyorum. İşte sınavlarım olduğu zaman ya da işbirliklerim olduğu zaman yoğun sabahları diyorum ki hani 10 dakika bunu yapacağıma gideyim iş halledeyim, ama öyle olmuyor. Gerçekten bir 10 dakika çok büyük bir zaman değil ve insanı kendini değerli hissettiriyor. Mutfağı toplayacağım. Aslında dün akşam toplayacaktık ama ben uyuyakalmışım. Kızlar da herhalde uyudu. O yüzden ben toplayayım sabah dedim. Bilgisayar şifrem çok zor değil. Çok seviyorum Sertab Erener'in bu şarkısını küçüklüğümden beri. Çok açmayayım sesini. Bu sabah da müthiş sağlıklıyız. 3 yemek kaşığından yulaf lapası. İçine biraz bal ve kakao var. Üzerinde de böyle çeyrek muz ve 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi. Yanında da yeşil çayımız var. Bu muhteşem ikili değil bence. Normalde yakışmıyorlar ama kahve içtiğimiz için böyle yapalım dedik. Boğazıma fıstık kaçtı. Bu fıstık ezmesini biz çok beğendik. Eğer tatlı fıstık ezmesi seviyorsanız mutlaka bakın, bitirdik bile. Geçen vlogda full doluydu hatırlarsanız. Kaşık kaşık insanın yesi geliyor. Hadi bakalım başlayalım. Çok fena. Şuralarda var. Bacağımın şuraları. İşte sabah kahvaltısından önce sorarım. Yaptığımda da hani porsiyonunu atarım. Çok az dersin. Çok iyiydi ya. Hava var ya, bugün yaz gelmiş buraya. Sakuralar var mı hala? Aa, sakura bitti. Çok güzel ya. Benim en çok gitmek istediğim ülke Japonya. Sakura. Pirinç keki yedin mi? Evet. Taş gibi olacak. Brezilya'nın bikiniye giden bu harekette. Sizlere düştü. Bir çay kaşığı fıstık ezmesi bile yemiyor. Ay, sabah ben bir çay kaşığı yedim. Gördün mü? Çay kaşığı yedin, öyle düşün. Ben şimdi çamaşırlarımı yıkayacağım. Bugün full spor, temizlik hep aynı geçiyor aslında. Daha sonradan da hava bayağı güneşli. Havuza atlayacağız ve güneşleneceğiz. Asıl keyfi yapacağız. Şunları yıkayayım. Siyahları da ayırdım. Yani siyahlarla renkleri bir atacağım. Bir şey olmaz bence. Şimdi önce beyazları atalım. Yaklaşık bir 10 gündür, belki 10 günde geçmiştir buradayız ve ben hiç çamaşır yıkamadım. O yüzden her şeyim bitti. Her şeyi yıkayıp atmam gerekiyor. Şurada. Heh, tamam. Aa, çok değişik. Evet. Çok güzel açılıyor. Hangisine koyacağız acaba? Büyüğe mi, küçüğe mi? Biz büyüğe koyduk, büyük tarafına. Ay, döptüm. Şaşırdık mı? Hayır. 30. Şu. Tam buldum. 30 dakika 30 derece. Başla. Yes. Vallahi içim kıyıldı ara öğün niyetine. Şöyle çok küçük bir ekmekten sandviç yaptım. İçinde biber, sürülebilir lor ve bir tane hindi füme var küçük. Vakit keyif vaktidir arkadaşlar. 10 gündür buradayız ve hiç şu saatlerde şu keyfi yapamadık. Hiç güneşlenemedim. Şimdi böyle aşırı bronzlaştıran güneş yağımı sürdüm. Bundan çok memnunum. Geçen sene almıştım. Böyle hiç kızarıklık yapmadan çok güzel bronzlaştırıyor. İnşallah ben de kızarmam. Kızlar da bunu bayağı beğendi. Burada soğuk kahvemiz var. Bir de Züber var. Bunlar da ara öğün niyetine. Bugün yumurta yemediğim için karnım bayağı acıktı. Yumurta tok tutuyor. Yarın sabah kahvaltımı öyle yapacağım. Merveciğim sen ne yapıyorsun? Merve gölgede şu an YouTube keyfi yapıyor büyük ihtimal. Sinem de yavrum sizin için video editliyor. O güneşlenmiyor. Birazdan yanıma gel. Bu arada dün çektiğimiz o video TikTok'a düşmüş, Twitter'a düşmüş, Instagram'da bu milyonluk sayfaları düşmüş. Altında çok güzel yorumlar da var, çok pis yorumlar da var. Bir başta sinirlendik ama küçücük çocuklar yorum yapmış ve çok şükür ki normal olan insanlar bizi korumuş. Hatırla, hatırla, hatırla beni alayım. Gözlerinden süzülürken yaşlar yağmur.
Arkadaşlar akşam yemeğimiz hazır. Somonların üstüne biraz zeytinyağı gezdirdik. Limon koyduk, karabiber ve kuşkonmazlara da aynı şeyi uyguladık. Ha, bu vlog mu? Evet. Arkadaşlar bu arada evin içinde bir terziyagi gibi geziyorum. Fotoğraf çekindik. Şimdi pijamalara geri döneceğim. Sinem de bayağı süslü dur. Ben pek üstmeyeyim. Bir bikini de arkadaş üzerine gömlek giydi. Öyle kombin yaptı. Süslendik. Birazdan değiştireceğiz. Akşam da biraz mezuniyet projeme çalışacağım ve bu videoyu artık kapatıp editleyeceğim. Öyle böyle aç değilim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kızlar diyette bittiler. Görüyoruz. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Aslında tam olarak aktaramamışım saatlerimizi, düzenimizi sözlü olarak. Sonraki günlük vloglarda da yine bu rutini devam ettirdiğimiz için anlatacağım. Eğer siz de bizimle birlikte sağlıklı beslenmek, spor yapmak istiyorsanız vlogları takipte kalabilirsiniz. Instagram hesabını takipte kalabilirsiniz. Kızlar şimdi spor yapıyor. Benim matım hala gelmedi. O yüzden ben onlar yaptıktan sonra yapacağım. Dizlerim, işte bileklerim falan yarı oldu. Havuzda yaparken. Bir de ben böyle aralara işte havuz sahnelerini, eğlendiğimiz dakikaları da koymayı seviyorum. Bence daha akıcı oluyor. Sadece spor beslenme üzerine olmadı bu video. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bunu söyleyemiyorum akıcı bir şey. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumları tek tek okuyup kalplemeye çalışıyorum. Kocaman öpüyorum. Size mutlu, güzel günler diliyorum. Bay bay.